Peki en çok hangi kulüpte mutlu oldunuz diye sorsam, yer olarak değil, kulüp olarak size en çok... Yani kulüplerde çalışan insanlar mutlu olamaz. Çünkü kulüpler size mutlu olacağınız bir ortam sunmuyorlar. Ekonomileri kötü, profesyonellik yok, oyuncu çok alttan gelip eğitilip gelmiyor size. Çok vakti zamanı geçmiş bir yaş döneminden sonra elinizde oluyor. Artık kalıplaşmış, onda kemikleşmiş alışkanlıkları gidermeniz mümkün olmuyor. Hep direniliyor. Mesela ben bundan Temmuz ayıydı galiba, Almanya'da yaptığımız lisansın geçerli olması için 3 yılda bir 20 saatlik bir seminere katılmamız gerekiyor. Dortmund'da gittim oraya. Stefan Kuntz milli takım hocamız da oradaydı. Alman olduğu için onu da davet etmişler. Bir ülkede çalışıyorsun, oranın milli takımında bize anlatır mısın? Yani o da kendi görgüsünü, deneyimlerini orada kursiyerlere anlatacak. Yani 1000 kişiden fazla insan vardı orada. Espri yaptı, dedi ki ya aramızda Türk arkadaşlar var, şimdi ben her şeyi anlatırsam olmaz, onun için kısıtlı konuşacağım dedi, ama birkaç bir şey söylemek istiyorum buna rağmen dedi. Türkiye'de dedi ya oyuncu eğitimi, oyuncu belli bir noktaya geldikten sonra onu tekrar yönlendirmek çok zor oluyor dedi. Kendi o kabullendikleri şeyin dışında bir şey olduğu zaman değişime açık değiller pek gibi geliyor bana dedi. Yani çok önemli bir açıklama bu. Mesela dedi teori dersi yapıyoruz, işte rakibi anlatıyoruz, analiz yapıyoruz. Onun güçlü tarafı, zayıf tarafı, biz bu güçlüyüz. Sıkılıyorlar dedi. Yani belli bir dakikadan sonra konsantrasyonları bozuluyor. Çünkü teori yapmaya alışmamışlar. Tabii. Ama o zaman şöyle bir soru işareti çıkıyor. Teorisiz pratik olur mu? Zor. Olmaz yani. Çünkü siz o teoriyi pratikte uygulamak zorundasınız. O içgüdüsel oynanan bir oyun değil ki, bunun bir stratejisi var. İşte rakibin zayıf tarafına karşı alacağın önlem var. Senin işte zayıf tarafına karşı rakibin alacağı önleme karşı yapacaklarım var. Bunları ezberlemen lazım. Düşün yani, biz 28 kişilik kadrolar var bizde. Ve bunların öyle bir teori bütünlüğü olması lazım ki bir insan gibi düşünüp bir insan gibi tepki vermeleri gerekiyor. Yoksa 28 ayrı insanın düşündüğü şeyi uygulayamazsın olur. Türkiye'de maalesef futbol oyunu teorisiz oynanıyor. Mesela rakip kontratak yapıyor. Bu kontratağa karşı bizim alacağımız tedbir ne olmalı? Bunun teorisini bilmiyorsanız takımın içinde 3-4 doğru düşünen insan olmasına rağmen bu uygulamayı yapamazsınız. Çünkü diğerleri başka şey yapıyor olur. Maalesef böyle benim... Futbolculara mesela, mı söz geçirmek zor? Yani sizde geçirmeyin aynı ötesinde şey, öyle bir alışkanlıkları yok. Dinlemek öyle gibi bir duygu var ki onlarda. Ben biliyorum bu işi. Şunu bilmiyor. Senin kendi bireysel becerin, yeterliliğin bir maçı kazanmak için yeterli değil. Hadi o zaman git tek başına yap bu işi bakayım, becerebiliyorsan olur. Tabii takım oyunu sonuçta. Olmaz yani. Bu 11 insanı siz oynayan 11 kişiyi, hatta sonradan gireceklerin hepsini öyle bir teori bütünlüğüyle oraya çıkarmanız lazım ki onu ezberleyip onu orada uygulatmanız mümkün olur.